Arkadaşlar şu anda New York havalimanındayım. Punta Cana'ya doğru yola çıktım. Size Punta Cana'nın görüntülerini çekmeye çalışıyorum. Şu ana kadar görüntü çekemedim çünkü çok geç kaldım. Neyse şu anda başlıyoruz. Punta Cana zamanı. Arkadaşlar Punta Cana'ya gidip yanına mayo almayan bir tane daha gerizekalı bulabileceğinizi düşünmüyorum. Evet, New York'tan Punta Cana'ya gidiyorum ve yanımda giyecek bir mayom yok. Gerçi bu iyi oldu. Bu sayede size oradaki alışveriş merkezlerini gösterebilirim. Arkadaşlar indik Punta Cana'ya. Burada otobüs karşılıyor bizi. Bakalım sonuçlar ne olacak. Arkadaşlar ben Tarkan Tantekin, Dominik Republic'te karşınızdayım. Şu anda Punta Cana'dayız. Şu anda hava sıcaklığı 25 derece. New York'un geneli donuyor. Türkiye'de sanırım hava soğuk. Chicago -22, -23 derece. Ama şu anda burada hava çok güzel ve Dominik Republic'teyiz. Size birazcık buradan bahsedeceğim. Dominican Republic Amerikalılar için tatil cenneti. Her şey dahil oteller mevcut. Antalya'ya benziyor. Biraz daha kaliteli Antalya'ya göre. Ama gerçekten deniziyle falan karşılaştırınca Antalya çok daha güzel. Ama tabii burası da değişik bir deneyim. Şu anda Okyanus'un ortasındayız arkadaşlar. Hemen yanımız Haiti, biraz ötemiz Küba. New York'a yaklaşık 4,5 saatlik uçuşta geliniyor. Buraya gelmek isterseniz her bir uygun fiyatlar mevcut. Biraz pahalı çünkü doların 5'le çarpıldığı düşünülürse Türkiye şartlarına göre pahalı. Ama Amerika fiyatları için ideal. Burada 10 gün tatil Amerika'dan uçak dahil yaklaşık 1000-1500 dolar civarında. Daha erken rezervasyon yaparsanız daha ucuza da bunu yapabilirsiniz. Eğer gerçekten harika bir tatil isterseniz daha güzel oteller mevcut ama çok daha fazla para harcamanız gerekiyor. Kısaca Dominik Republic ile ilgili videolar sunacağım. Burada çeşitli şeyler var. Eğer VIP öderseniz kolunuza bu şekilde bir bracelet getiriliyor. Buradan devam ediyorsunuz. Otel, şu anda kaldığımız otel B-Live. B-Live Punta Cana Collection Adult sanırım. Çok mükemmel bir otel değil ama çok kötü de bir otel değil. Her taraf palmiye ağaçlarıyla dolu, alkol limitsiz tahmin edebileceğiniz üzere, yemek de limitsiz. 3 öğün yemek sallanıyor, sürekli restoranlar var, yaklaşık 5-6 tane kendi özel bir restoran var. Balayı için ideal bir yer, tavsiye ederim. Kum harika. Deniz çok güzel değil. Yani bizim Akdeniz'in yerini tutamaz ama idare eder diyebilirim. Her ülkeden insanlar mevcut, sanırım yanımızdakiler Fransız. Kanadalı ve Amerikalıların tercih ettiği bölüm. Nedense burayı Ruslar da tercih ediyor. Onlar için biraz daha pahalı, Türkiye gibi değil. Antalya ile karşılaştırıyorlar genelde. Dominican Republic'in para birimi peso. Yaklaşık 1 dolar 50 peso civarında. Paranın gerçekten burada değeri yok.
Bu insanlar yaklaşık 20-30 dolara çalışıyorlar. O yüzden verdiğiniz 1 dolar tip onlar için çok değerli. Aslında bakarsanız Türkiye'de 5 lira tip vermek gibi düşünün. Türkiye'de değeri ne kadarsa burada da o kadar bence. Ama bu insanlar gerçekten parayı çok topluyorlar. Yani kendi ellerinde Amerikalıları görünce dolar olarak adlandırılıyor. O kadar size ülkeden bahsedebilirim. İnsanlar genelde friendly. Tabii ülkenin geri kalanı resort area dışında çok güvenli olmayabilir. Ama şu anda resort area gayet sakin, güzel. Yemekler ortalama. Amerika'da daha iyi yemekler bulabilirsiniz ama burayı da deneyebilirsiniz elbette. Mesela arkamızda parasailing var şu anda. Parasailing yaklaşık 30-40 dolar civarında, 1 saat sürüyor. Çeşitli turlar var. Yunusları görebilirsiniz, balinaları görebilirsiniz. Yunuslarla beraber yüzebilirsiniz. Safari olanağı mevcut. Coca-Cola, kahvenin oluşumuyla ilgili yerler mevcut. Puro burada büyük bir olay. Puro ve Muz. Puro fabrikaları var. Her ne kadar Küba gibi olmasa da buranın da purosu meşhur olduğu söyleniyor. Public Punta Cana'da Fun Park'tayız. Bakın başımıza neler gelecek. Size de mümkün olduğu kadar görüntüleri yansıtmaya çalışacağım. Eğlenceli bir yere benziyor. Zipliner, daha sonra ata biniş, daha sonra bitişte arabaya biniş, daha sonra da bir plaj söz konusu. Bakalım neler gelecek. Kamyon Şu anda o zipliner dedikleri şeyi bitirdim. Arkadaşlar eğlenceli, bayağı tavsiye ediyorum. Takılın. 100 dolar veriyorsunuz bu uygulamaya. 4 tane şey var. Bir tanesi at, bir tanesi zipliner, bir tanesi sanırım safari tarzında bir şey. Bir çeşit ATV ile geziyorsunuz. Bir de beach. Tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli. Evet arkadaşlar, atlardan da sağ çıktık. Şimdi sırada Raptor var. Raptor'a binmek için görüntü şu. Atlar bayağı eğlenceliydi. Benim ilk at deneyimimdi. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra atçılığa merak ediyorum. At almayı planlıyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.
can see them. Somebody crying? Mama. You see somebody go cry, give mama water. Si alguien llora, dale mama water. You see them? It's smaller cheese. Come on, guys. You see that? Check it out. Did she? Where she went? Oh, goodness. Oh, wow. It come in milk. That's milk. You can see my hands. You got oil in it. Right? That one, when you take it, every time you got somebody doing, you put it inside the tank, the bucket sometimes, you boil it, hot water, you put in it with everything. But no, no, they not do that. You just take it, the milk, you put it over here, and you put for a Dominican microwave, and you boil it. It's coming completely oil. That's oil they use it every time. I don't know if you know what it's good for. Coconut oil, that's one. That's all of this. That one, you got guarantee, and Carpominates do good job on you. That's coconut oil. That's very good for your hair. Right? It's good for your hair. I'm sorry, sir. I'm sorry. If you don't have no hair, sir, you put some every day. Okay. On 2 weeks, you make it like that. You get it. That's very clean, butter your teeth, guys. It's good. It's clean, butter your teeth. It's good for your back, for your skin, for massage, for cooking. I don't know, sometimes you eat some food, you go to the bathroom, sometimes you push and push and nothing coming out. You cry, you sweat, you got big situation, big like that, you push and not coming out. Don't worry, be happy. You drink one spoon coconut oil. In 1 minute, you're ready to go. That's all mama wanna, like in the hotel, every place they doing. Them selling you mama wanna, like so close the beach. I don't know what you take when you buy something so close the beach. No guarantee, you don't know that people no more. Here, that company, you go anywhere you go, in the Facebook and the Googly, whatever you go, you put it in, you see somebody for talk to you. It's not the same. Mama wanna, you see that mama wanna? For you doing, you put 2 fingers red wine, 2 fingers honey, the rest one you put alcohol. If you don't like it, we're talking about fingers, American fingers, not Dominican fingers. You can, you have to know, guys, if you put Dominican fingers, it's not gonna good. I take it's not gonna good. Here we go. Wine, honey, the rest one is alcohol, like this. It lasts for 20 years. You don't have to let it dry. Don't let it dry. You have to get liquid in it every time. You have to get liquid in it. Okay? When you finish drinking, at the same time you put liquor in it. Merhaba arkadaşlar, Dominic Republic'tan New York'a doğru hareket halindeyiz. Şu anda havalimanında uçağa biniyoruz. Teknoloji eski ama ülke çok eğlenceli. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi Dominik Cumhuriyeti'ne bekliyorum. Boş verin New York arkadaşlar. Hoşçakalın.